Günaydın. Günaydınlar. Bugün üçüncü günümüz. Dün Disneyland yorucuydu hani. O videoyu izlersiniz inşallah. Yani bugün de artık bir Paris gezemedik. Üç günümüz kaldı. Diğer iki gün zaten planlı gibi biraz daha dur. Belli yerler. Üç gün değil, dört gün. Evet, tamam. Dört gün. Bugün biraz daha free takılacağız hani keyfimize göre. Şimdi bir kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Onun haricinde üçüncü günü böyle sabahtan başlatalım dedik. Evet. Hadi. Bugün günlerden çarşamba. Evet. Biz kaçıyoruz. Birazdan görüşürüz. Disneyland sonrasında mümkün olduğunca gözümüze çarpan, hoş gelen yerlerdi. Oturmayı, gezmeyi planladık. Spesifik olarak şuraya gidelim, buraya gidelim gibi bir planı mümkün olduğunca yapmamaya çalıştık. Bugün de aslında Paris'teki 3. günümüzde kahvaltılık olarak bir yere oturmaktansa güzel gördüğümüz küçük bir fırından bir iki kruvasan, pastane ürünleri alıp bir yandan gezip bir yandan da yiyerek Paris sokaklarını deneyimlemek istedik. Böyle bir binaya geldik. Tamamen... Sırası çok böyle bir daha var ve ne oldu yazmıyordu. Ben evet. Bulamıyoruz yani. Tahminen Borsa'nın Borsa falan hani olduğunu düşünerek belki onunla ilgili bir şeydir dedik ama bilmiyoruz. Evet, bir parça geldik. Ekolo bir şey. Öyle bir yerdeyiz. Şimdi bir tatlış bir hediyelik dükkanı ve senin gördük. Bu dışarıdan kitapçı gibi duruyor ama hediyelik dükkanı arkaya doğru uzuyor. Louvre Müzesi var şu yoldan, devamından, şuradan gelinen. Bu ana cadde gibi bir şey, opera binasına çıkıyor. Gelirken hemen oradan, Louvre'dan gelirken solda küçük bir tatlış. Eğer buradan geçerseniz bir uğrayın, güzel şeyler var hediyelik için. Onun haricinde şu ileride sıra görüyorsunuz. Şu sıra Selin'in birazdan bahsedeceği pastane sırası. Şu an opera binasının oradaki bir hediyelik yanındayız. Envai şey var arkadaşlar, takvimler. Mesela ben şimdi anneme şöyle bir hediye aldım. Sadece ön taraf kitapçı gibi, kartpostal evet. Kitaplar var ama arkaya gidince böyle ıvır zıvır çok şey var. Evet. Her sabah tablolar falan var. Evet, tablo. Belki evinizde böyle bir şey yapabiliriz, onlara bakacağız. İşte böyle kartpostallar var. Hemen şöyle hani hatıralık. Arkada bir şeyler var. Defterler, tepsiler dolu her yer. Yani gerçekten harika bir yer. Tabii ki çok böyle güzel bir yer olduğu için biraz fiyatlar da yüksek. Yani muameleye gelişçilerine gerek değil de ama zaten biraz farklı bir şey almak istiyorsanız. Aynen. Önce, şöyle tarif edeyim. Louvre'dan opera binasına giden ana bir cadde var direkt karşısına. Oradan gelirken solda kalıyor. Bu senin daha demin pastane görmüştük Selin'le. Cedric'in evet, pastanesi. Bu hani Instagram mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle büyük böyle kavanozlarla, kaselerle böyle sürekli yani yemek, tatlı, pasta falan yapan bir şef var ya. Onun burada bir yeri var. Yani yaklaşık önünde de bir 50 kişilik bir, evet, sıra, bir sıra vardı. Bu arada hani onu zaten sık sık söylemişlerdi bize. Tamam, onu geçince hani solda burası. Evet. Aynen, tam hani onu geçince solda. Girmedik tabii ki ama çok hani güzel bir yere benziyor. Tamamdır. Opera binasının şu anda belli kısımları renovasyonda diye anlıyoruz. Bir içeri gireceğiz bakalım. Şu anda sanıyorum ziyarete açık. Hani kapılar açık görünüyor ama bir bakacağız. İçeride çok büyük çoğunlukla fotoğraf ve video çekiminin yasak olduğunu biliyorum ama yanılıyor da olabiliriz. Elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız size de. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Biletlerimizi aldık. Kaç euro? 15 euro kişi başı. Girişte özellikle tabii bir çanta araması yaptıkları için uyardılar. Tripod kullanmak yasak içeride. Ama, her şeyi çekebiliyoruz. Evet. Aynen, o yüzden tripodu hiç çıkaramıyor biraz. Birazdan göstereceğiz. Şöyle ayakta makinemiz var. Oradan sonra. Oradan alıyorsunuz biletiniz. Kamp geçiyorum. Evet, şöyle bir kısa bir göstereyim size. Şu şurada belli bir alan var. Oradan aslında çok çok hani hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet. Bir de diğer biletlerde biz hani museum pass aldığımız için onların böyle bize fiziki biletleri yok. O yüzden aslında bunda böyle bir anı kalması hoşumuza da gitti. Bakalım içeri girelim. İçeri çekeriz zaten. Hadi bakalım. Opera Garnier dünyada mutlaka görülmesi gereken birkaç opera salonundan biri. Diğerleri de Avusturya'da, Sidney'de,
Moskova'da ve Milano'da bulunuyor. Aslında ilk başta diyebiliriz. Biz şu ana kadar bu listede yalnızca burayı görme fırsatına sahip olduk. Umarız diğerlerini de en yakın zamanda görme şansımız olur. Opera binasının içinde eski dönemlere ait aslında birçok böyle bu şekilde sergilenen kıyafet var. Hepsinin altında bu arada kendi kullanıldığı dönemlere ve hangi operada kullanıldığına dair de bilgiler var. Çok saçma değil mi? Eskiden kare korsanlarla görmüştük. Böyle giyiyorlar ya. Evet. Ünlü de gerçi çok kendinize eziyet ediyorsunuz. O konuya girmeyeceğim de. Kadının tarzlar bu kendine bir eziyeti söz konusu. Evet. Burası orkestranın kapısı. Evet. Böyle. Sanatlar. Evet. Tarih önemli. Yani sanatla ilgili insanlar çok anlamından da. Yok. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Asıl oranın çok büyüleyici bir havası var. Sonraki akşam opera salonunda bir gösteri olduğu için ne yazık ki içeri girme, o alanı deneyimleme fırsatımız olmadı, ucu ucuna kaçırdık. Buradan da operanın terasına çıkılan alana geldik fakat şu anda renovasyonda olduğu için ne yazık ki bu alan kapalı. Işıl ışıl bir yer geziyoruz şu an. Işıl ışıl her yer, terasa sanki pavyon. Beğendin mi burayı? Güzel. Ben şamdan çalmamış. Arkadaşlar tavanlar gerçekten anlatılmaz yaşanır. Yani bir Paris, Fransa, bir de gerçekten İtalya tarafında sanıyorum böyle her yer. Çok etkileyici. Opera Garnier'in hediyelik dükkanında gezdikten sonra buradan hemen karşısındaki büyük lint mağazasına gidiyoruz. İnanılmaz kalabalık ama çok güzel kampanyaların olduğu bir mağaza. Şimdi buradan bir sürü lint çikolata alacağız. Gerçekten çılgınlık bu arada arkadaşlar. Bütün çeşitleri var burada şu an. Ve mağaza kocaman bu arada. Bu şekilde yılbaşı hediyelikleri, tek tek kendinizin seçip kiloyla alabildikleriniz, arka tarafta daha tablet gibi büyük olanlar ve de burada da böyle oturma kahve içme, sıcak çikolata içme alanları var. Lint mağazasındaki alışverişimiz sonrasında yürüyerek sokakları keşfetmeye ve gezmeye devam ettik. Galeri Safayette'den çıkıp Arc de Triomphe'ın oraya yürürken böyle bir yol ayrımı var. Bu arada şu karşıdaki yer çok güzel. Banka var karşıda. Ya binalar, yapılar çok güzel ya. Hiç bozulmamış. Çünkü tarihi bir ekip 3. Dünya Savaşı'nda burası bombalanmadı. Hitler sevdiği için. Ve Fransa'nın teslim olmasından dolayı tabii. Kuvvetli. Gezdik. Bir yerde oturduk, bir şeyler içtik birazcık. Hani dinlenme çok Tokyo oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Tokyo'ya gidiyoruz. Tokyo neydi? Arc de Triomphe'a giriyorduk ve yağmur bastırdı. Zafer takı. Aynen. İşte yağmur bastırdı, bir kendimizi yere attık. Burada güzel bir kilise bulduk mimari olarak. Onu size bir gösterelim istedik. Şurası Eglise Saint Augustin denen bir kilise. 1800'lerden gelmiş. Aslında çok güzel, çok etkileyici görünüyor ama biz şu an yağmur yağdığı için çok fazla çekemiyoruz. Şöyle gösterelim. Şurada da bir, tam şurada bir heykel de var. Bu arada biz buraya çok şansa girdik. Uzaktan gördük burayı. Öylelikle hani aslında bir girdik. Çok güzel yani, burası çok güzel. Aslında bugün için ana planımız Eyfel'e de çıkmak, orayı gezmek. Hatta Eyfel'in karşısında bir Trocadéro diye sanırım telaffuz ediliyor. Öyle bir meydan var. Oraya gitmek, yine orada biraz fotoğraf falan çekilmek, işte hediyelik bakmak. Ve Carré Paris diye bir yer var. İşte böyle sıcak çikolata üzerine bir krema getiriyorlar. Onunla çok ünlü. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Ve muhtemelen bunlardan Eyfel'e çıkmak haricinde hepsini yapacağız. O dışında daha doğrusu, pardon. Ama hani Eyfel'e bugün çıkamazsak da bir bakacağız artık. Perşembe, cuma bir boşlukta gelebilirsek gelmeye çalışacağız. Öyle bir planımız var. Metro'da yakın. Yağmur mahvetti bizi ya. Metro'da bir iki saatte kaçar geliriz. Evet, muhtemelen hani öyle yapacağız.
Bakalım. Şimdi Şanzelize Caddesi'ne çıktık. Tabii ki de harika ve Türkçe olarak telaffuz ediyorum. Şurada da böyle en sonda Zafer Takın, o arka front dediğimiz yeri görebilirsiniz. Şimdi böyle bu caddede bir sürü mağazalar var. Hani aslında hem biraz böyle lüks markaların, işte Dior, Chanel gibi yerlerin olduğu, hem de aslında bizim de böyle kullandığımız markaların olduğu, bilinen işte spor ya da teknoloji mağazalarının olduğu böyle bir cadde. Aynen, Adidas var, Foot Locker var, işte Longchamp var, Sephora var gibi gibi. Hani aslında böyle bir sürü marka var. Şimdi biz bu caddeye yürüyeceğiz. Normalde burada sağ tarafta ileride bir Disney Store daha var. Girersek oraya da çekeriz size. Aslında Disney Store dünyada 3 tane yerde var. Biri normalde bu cadde üzerindeydi. Hala açık mı bilmiyorum. Biri Londra'da. Biri de eğer yanlış bilmiyorsam Avrupa'nın başka bir şehrinde daha var ama hani hatırlamıyorum ama 3 tane olduğunu biliyorum. Eğer hani hala açıksa oraya gezeriz. Olmazsa normalse caddeleri, mağazaları çekeriz. Ve sonrası Zafer Takın'a ulaşmayı hedefliyoruz. Oradan da Eiffel'e geçeceğiz. Şanzelize'de yürümeye devam ediyoruz. La Dour'dan bir makaron aldık ama size gösteremeden hemen yedik arkadaşlar. Şimdi mağazalarda devam ediyoruz. Louis Vuitton'un önündeyiz. Burada tabii ki yine harika vitrin süslemeleri var. Arketron'da geldik arkadaşlar. Önceden de hiç çıkmadım ama tabii fotoğraf çekilmek için falan görmek için geldik. Burada aslında şöyle bir olay var. Hiçbir şekilde bir şey yok. Trafik sürekli akıyor. Zaten birazdan daha böyle yani yakından çekeriz size. O yüzden ki biz yarın sabah geleceğiz buraya. Bugün bizim için yorucu bir gündü. Çok az video çektik ama çok fazla yürüdük açıkçası. Çok, gerçekten çok yoruldum. Normalde aslında buradan hani Eiffel'e falan da yürüyecektik ama artık gerçekten gözümüz yemiyor arkadaşlar. Çok ciddi yürüdük ve çok üşüdük. Allah'tan sonraki 3 günümüzde hava daha güneşli, daha böyle normal görünüyor. Yani yağış beklenmiyor. Ama yani yağmur yağdan inanın gerçekten hem inanılmaz böyle bir üşüme geliyor. Hem de çok ıslandığımız için çok keyfimiz kalmıyor. O yüzden şöyle, şimdi biraz böyle burada fotoğraf çekileceğiz. Buradan da Louvre Müzesi'nin o tarafta aslında Tuileries Garden denen böyle bir bahçelerin olduğu bir yer var. Orada aslında böyle bir Christmas market gibi bir şey var. Oraya gideceğiz. İşte böyle dönme dolap falan kurmuşlar. Hani hep fotoğraflarını gördük. O da halimiz kalırsaydı, arada bir yerde bir yemek yemeyi planlıyoruz. Ona bir bakacağız. Şimdi oradan da açıkçası bugün en erken döndüğümüz gün olacak. Eve dönüp dinlenmek istiyoruz ki diğer iki günümüz daha verimli geçsin. Biraz böyle şu anki programımız. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? İşte gidersek dediğin Gardens'a gideriz. Gitmezsek sabah yine buradayız zaten. Şimdi görüşürüz şimdilik. Şimdi bir şeyler yedik. Çok iyi bir yemek değildi bizim için. Yani lezzet olarak iyiydi ama biraz böyle garsonun azizliğine uğradık. Birçok yani birçok ücretsiz olması gereken şeyle ilgili ücret yazdı bize. Yani su da para aldı. Evet. Kendi söyledi 5 gibi, sonra 1 euro aldı bizden. Ya bu arada daha önce hani oturduğumuz hiçbir yerde ben suya para ödediğimi hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. Neyse, problem değil. Keyfimizi bozmadık. Azıcık yürüdük. İşte bu Tuileries Garden olan yere geldik. Şu anda hani arka tarafımızda burada Louvre var. Piramit evet. Oldu ya. Şurası elim çıkıyor mu? Aynen. Şurası, aynen var. Öyle. Tam hani onun karşısındaki aslında biz bir Christmas markete geldik. Buradan bir Eiffel'de görünce göstermek istedik. Sağ olsun şimdi buraya giriyoruz. Buranın girişini bir bulacağız herhalde. Sağdan evet. Bir yerden gidiyor. Sağdan muhtemelen ana caddeden dolanacağız. Bir buraya gireceğiz. Çok fazla açıkçası dönme dolaba binmeyi düşünmüyoruz. Biraz içeriye gezinip. Yani biraz yağmurlu. Evet. Yok. Yine böyle bir çıkıp muhtemelen eve doğru geçeceğiz. Bakalım gibi görünüyor. İçeride bizleri neler evet. Bekliyor? İçeriği göstereceğiz size. Az önce gösterdiğimiz yere girdik. Bu Christmas marketin içinde böyle şokomel gibi, içinde marshmallow gibi şeyler olan böyle birçok çeşitli tatlı var. Arkadaşlar an itibariyle şu panayırdan çıkmış bulunuyoruz. Okuduğum bütün bloglarda ve Instagram'daki o influencerlarda, Paris'te yaşayanlarda bu Tuileries Garden'daki yılbaşı kutlamalarının diyeyim bu panayırın en iyisi olduğu yazıyordu. Ben beğenmedim. Bilmiyorum, sen beğendin mi? Ben de beğenmedim. Şöyle diyeyim, nasıl diyeyim? Bunu doğru Türkçe'ye çeviremem. Yani Türk'ten örnek vermeyeyim. Biraz Eminönü havasındaydı, öyle diyeyim belki yani, İstanbul için. Evet. Biraz herkesin evet, geldiği. Uyduruk ürünler var. Hani yılın belli zamanı herkesin şeyler. Geldiği bir yer olur ya. Öyleydi hani, çok kalabalık. Evet.
Özenmemişler yani. Yerler aynen. falan çok kötü. Hani yağmur yağması anlıyorum ama bahçenin üzerine böyle bir tabanlık gibi bir şey yapmışlar. O bile çok özensiz. Full yiyecek içecek abanmışlar. Yani şey, orijinal değil yani. Orijinal nasıl anlatayım? Evet. Birçok markanın ürünü var ama hiçbir orijinal değil. İnanmıyorum daha orijinal. Evet. Çünkü... Mesela böyle Disney oyuncakları falan var. Mesela Minnie Mouse aldık biz. Dün Disneyland'ta. Kırmızı olduğunu biliyoruz mesela. Hani süslemeleri ve sonra pembesi var. Hani ya ben bilmiyorum. Umut da öyledir. Biz böyle çok, çok sade şeyler almayı sevmeyiz. Ya. Evet. Çok kalabalıklı dedim gibi. Hani herkesin gelebileceği bir şey yapmışlar. Bekleyen evet. kadar elit demeyeyim. Biraz elit beklemiyorum yani. Daha düzenli bir şey bekliyorum. Çok böyle evet. alt pazar gibi. Bucuk bucuktu. Beni de bastı çok kalabalık açıkçası. Fazla çıktık ya çıktık. 15 dakika falan kaldık yani maksimum. Siz sevebilirsiniz deneyin. Zaten bu Louvre Müzesi'nin o piramidin cam piramidin olduğu yerin karşısı sayılır. Evet. Hani bu dönemlerde Aralık'ta kuruluyor sanırsam sadece. Gelip gelirseniz onu şu anda deneyin. Yani siz sevebilirsiniz evet. biz sevmedik. Bir tur attık aynen. çıktık gibi bir şey oldu. Şimdi yürüyerek eve gideceğiz. Yine böyle gözümüze çarpan size gösterebileceğimiz bir yer olursa paylaşıyor oluruz. Olmazsa yarın görüşürüz. Evet bayılırız evet yarın görüşürüz.